Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle tavşan kulağı kaktüslerimin saksı değişimini yapacağız. Hem de size nasıl çoğaltılması gerektiğini göstereceğim. Çoğaltımı da yapacağız. Aynı zamanda opuntiyamın. Bakın şöyle görüyorsunuz. Geçen yıl almıştım ben bu tavşan kulağı kaktüsümü. Kocaman oldu. Artık saksısı küçük geliyor. Bu boğumlarından biraz sonra bölüp yeni saksısına dikeceğiz inşallah. Bakın bunda geçen sene böyle küçücük bir kulaktı, alttaki kulaktı. İki tane kulak çıkardı. Bunları hepsini bir araya dikeceğiz, toplayacağız. Bir aydır bekliyor arkadaşlar bu saksı değişimi. Bu dikenlerinden çekindiğim için ha bugün yaparım, ha yarın yaparım dedim durdum ama yapılacak illaki. Kaktüslerin saksı değişimi her zaman zor olmuştur ama yapacak da bir şey yok. Hemen şöyle üstteki kulağından bakın arkadaşlar böyle sağa sola çevirerek buradan koparıyoruz. Bakın zaten çok küçük bir yarası oluşuyor orada. Onu da hemen tarçına batırıp böyle kenara bırakıyorum ki tarçın biliyorsunuz arkadaşlar mikrop kapmasını engelleyecek. Hem de daha güzel daha çabuk kuruyacak yarası. Böyle teker teker bu boğumlarından sağa sola çevirerek yavaş yavaş fazla zedelemeden koparıyoruz. Zaten çok kolay kopuyor, çok kolay ayrılıyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi dışarıda acayip rüzgar var arkadaşlar. O yüzden içeride yaptım. Bu tavşan kulağı kaktüsünün de dikenleri çok böyle ince, minik minik oluyor. Her tarafa uçuşuyor, her tarafa dağılıyor. Dedim şimdi dışarıda yüzüme gözüme batar. Ağzıma burnuma bile girebilir yani. O yüzden içeride yapmak istedim. En ufak bir rüzgarda, bir temasta dikenleri uçuşup size zarar verebilir arkadaşlar. Özellikle alerjik bünyesi olanlar dikkat etmesi gerekir bu durumlarda. Bakın böyle teker teker boğumlarından ayırdım. Görüyorsunuz. O açılan yaralara hep tarçın serpiyorum. Hemen onu da koparalım yerinden. Tek elle kamerayı tutup tek elle bunu yapmak biraz zor oluyor arkadaşlar. O yüzden ben bunları teker teker ayırayım. Daha sonrasında görüşelim. Şu eldivenlerin haline bir bakar mısınız? Her tarafı dikenlerle dolu. Hani ince kaktüsün, tavşan kulağı kaktüsünün dikenleri batmaz elime dedim ama elime de battı yani. Bakın, geçen sene diktiğim, çoğalttığım tavşan kulağımın köklerine bakın. Diğerlerini de böyle boğumlarından ayırdım, diktim. Bunu da en ortasına böyle köküyle beraber üstteki kulaklarını ayırmadan diktim görüyorsunuz. Çok güzel oldular hepsi bir arada. Ben bu saksımı şimdi gölge bir yere bırakacağım. Su vermeyeceğim bir hafta 10 gün 10 gün kadar. Daha sonrasında sulayacağım. Ve köklenince güneşe bırakın arkadaşlar. Çok kolay büyüyen, çok kolay çoğalabilen, bakımı çok kolay bir kaktüs. Ama dediğim gibi dikenlerine dikkat etmeniz gerekir. Özellikle alerjisi olanlar arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz eldivenin tamamı diken. Şu masanın üstüne bakar mısınız? Minik minik bir sürü dikenlerle dolu. Çok şükür bu kaktüsümün saksı değişimini de atlattık. Ellerime bayağı bir battı. Ama artık yapacak bir şey yok. Gülü seven dikenine katlanır.
Bakın ilk anaç kökün üzerinde de zaten bir sürü yavru bebek geliyor arkadaşlar. İnşallah yeni taksında güle güle güzel güzel büyürler, gelişirler. İnanın ellerim hep dikenlerle dolu. Videodan sonra bayağı bir diken temizleme işi beni bekliyor. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.